Madem İzmir'e bugün geldin, silahları nereden biliyorsun? Sen neye dayanarak kumandan Vasili'ye böyle bir telgraf çektin? Ben bugün geldim. Sonra duydum ki bir başkası benim adımı kullanarak dolaşırmış. Benim görüşeceğim adamla dolaşırmış. Ben de düştüm peşine. Kimmiş senin görüşeceğin adam? Kiminle görüşeceksin İvan? Kim ulan? Konuş! Kim? Söyle! Bana Ölmez Hasan'la haber yolladı. Silahların onun olduğunu Ölmez Hasan'la kefil olunca kalkıp geldim. Kim sana Ölmez Hasan'la haber yolladı? Bir Osmanlı subayı. Kim? Osmanlı subayı kim? Bizim subayları öldüren bir Osmanlı askeri. Miralay kim? Miralay. Tevfik. Tarihi hükümlerine rağmen teslim edilmeyen silahlar mevzu. Ola ki konusu açılır, elimden geleni yapmaya hazırım. Hala eskisi gibi vefalısın Tevfik. Ben yokken aileme sahip çıkmışsın belli. Hiçbir şeyleri yokken onların yanında ben vardım. Yoksa buna mı öfkelisin? Sen madalya mı istiyorsun Miralay? Sen Yunan bayrağı öperken bu kadın hastanede gecesini gündüzüne katıp çocuklarını büyütüyordu. Sen vatanını satarken Azize sizin kıydığınız ellerin yaralarını sarıyordu. Şimdi söyle bakalım Cevdet Efendi. Sen bana mı öfkelisin yoksa kendine mi kardeşim? Her ne halde olurlarsa olsunlar, sen benim yoldaşım, kan kardeşim olarak benim zevcemle evlenmeyi aklına dahi getirmeyecektin Tevfik. Haksızlık ediyorsun. Sadece payitahta değil, seninle birlikte savaşıp şehit olmuş askerlere, ailene, en çok da kendine. Kimin neyi ne kadar hak ettiğini bilmek Allah'ın mahsustu yani. O silahları bulursam vazifen sona erecek Cevdet. Bundan sonra Yunan üniforması giymek zorunda kalmayacaksın Cevdet. Ailene yalan söylemeye mecbur olmayacaksın. Dimitri! Buyurun kumandanım. Her neredeyse Miralay Tevfik'i bul buraya getir. Emredersiniz. İhsan! Emredin kumandanım. Halil kaptan gelecekti. Geldi kumandanım, sizi bekliyor. Çağırsana oğlum, çağır hemen. Halil kaptan gel otur şöyle. Buyurun Miralay'ım, beni emretmişsiniz. Geç. Bir emriniz mi var? Geç hadi geç. Beni Sakız Adası'na geçirmeni istiyorum. Mümkün değil Miralay'ım. Yunan izin kağıdı olmadan salmaz. Kağıdı çıkarmak da zaman alır. İzin kağıdına ihtiyaç duysaydım seni çağırmazdım Halil Kaptan. Aramızdaki hukuka istinaden yardım edebileceğini düşündüm. Levantenlerin mallarını gümrükten geçirmene izin verdiğim günlere istinaden.
Miralay'ım. Hı. Size yardım etmek isterim elbet. Ama iki günden beri çok sıkı tedbir var. Hiçbir tekneyi salmıyorlar. Senin için denizde görünmez olur derler. Bir yolunu bulursun. Bulacaksın. Malum işgal döneminde ailen müşkül durumda kalsın istemeyiz, öyle değil mi? Eğer tekneyi limandan balıkhaneye çekersen gece karanlığında onları atlatabiliriz. Ama gün doğmadan yola çıkmamız lazım. Bak ne de güzel anlaşıyoruz. Merak etme, sen de karşılığını alacaksın ama ağzını sıkı tut. Emredersiniz. Hava kararınca balıkhanede buluşuruz. Miralay, Abay Cevdet sizi karargâhta bekliyor. Bu sana son ikazım. Seni tevkif ettiririm ona göre. Çık şimdi dışarı. Çık! Albay Cevdet ne hususta görüşecekmiş? Bir malumatımız yok. Buyurun lütfen. Benim biraz işim var. Yarın sabah kendisini ziyaret edeceğimi söyleyin. Emir Katil Miralay, bizimle şimdi gelmeniz icap ediyor. Yalnız o ima hiç hoş olmadı Teğmen. Bilirsiniz benim Albay Cevdet'le yakın bir dostluğum var. Eğer gelmem gerekiyorsa gelirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.